4 yaşından beri genetik bir rahatsızlığım var. 28 yaşına kadar yine iyi bir hayat yaşayabilir dendi. 30 yaşına kadar hayatın sillesini yemiş, 30 yaşından sonra bahtı açılmaya başlamış bir yazarım. Yarın ne olacağımı bilmeden korkuyla her gün uyuyorum. Sabaha uyanır mıyım acaba? Yani kendi mucizesini yaratmış bir hastalık. Evet, aynen öyle. Gerçekten bu enerjiler bu kadar mı fayda etti? Peki sonrasında Kahverengi Ela kitabının ortaya çıkması, hayatını anlatman bir şekilde bir senin arınman mıydı bu? Sevgili izleyicilerimiz, kıymetli takipçilerimiz, haberler.com'a hoş geldiniz. Ben Gökay Kalayçoğlu, Sağlıktan Haberler'le karşınızdayız. Bu bölümde çok kıymetli bir konuğum var. Yasemin Sağlam bizlerle birlikte Kahverengi Ela kitabının yazarı. Kitabın da kendisinin de enteresan bir hayat hikayesi var. Bakalım Yasemin Sağlam'ın bu edebi yolculuğunda hayat hikayesiyle entegre hangi sokaklara sapacağız? Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok mersi. Teşekkür ediyoruz. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sizi biraz tanıyalım mı Yasemin Sağlam? Ben aslında 30 yaşına kadar hayatın sillesini yemiş, 30 yaşından sonra bahtı açılmaya başlamış bir yazarım. Hı-hı. Aynı zamanda kişisel gelişim eğitmeniyim. Hı-hı. Bilinçaltı meditasyonları eğitmeniyim. Hı-hı. Yaşam koçluğu ve enerjisel alanlarda peki, seanslar almaktayım. Bu ilk kitap mı? Evet, ilk kitabım. Kahverengi Ela. Evet. Biraz hayat hikayenizi anlatıyorsunuz evet, galiba kendi burada. Hayat. Şimdi 30 yaşına kadar feleğin sillesini yemiş, evet. 30 yaşından sonra kendini toparlamaya başlamış birisiyim evet dediniz. 30 yaşına kadar neler yaşadınız? 4 yaşından beri genetik bir rahatsızlığım var. Nedir o rahatsızlık? Talasemi intermedia hastasıyım. Aha. Bundan kaynaklı birçok sağlık problemleri yaşadım. Bunun tedavisi yok. O problemler nelerdi? Hayatınızın neresini, ne kadar konforsuz hale getirdi bu yan etkiler? Bir fanusta yaşamaya zorladı bu hastalık beni. Yani işte dikkat et, düşme, mikrop kapma. Düşersen ne oluyor, mikrop kaparsan ne oluyor? Mesela kemik erimesi oluyor, oldu zamanla. Kolay kırılıyorsun. Evet. Kemiklerim osteoporoza dönüyor mesela. O yüzden de işte ağır kaldırma, düşme, çarpma. Çünkü hemen kırılabiliyor. Ve toz buz olur diyor doktorlar. Hani kırılırsa, normal bir kırık değil. Evet, hani toparlanamaz dendi. Bu sadece bir yönden bana zararı. Onun yanında işte bir herkes grip oluyor ama ben bir ayda atlatabiliyordum bunu mesela. Çünkü kanım düşüyor. Kan alıyorum ama vücut kan yapmadığı için yeterli miktarda o mikropla savaşamıyor. Bu da sizi ölüme kadar götürebiliyor yani. Bir grip sizi o kadar etkileyebiliyor. Peki 4 yaş itibariyle bu teşhis var hayatınızda. Evet. Okul, eğitim, o çocuklarla o atlama, zıplama, oynama hepimizin evet hayatında geçen işte o hani 7 yaş, 12-13 yaşa kadar kontrolsüz bir hani evet, yaramazlık durumu. Evet, çocukluk dönemi var. O dönemi nasıl geçirdiniz? Yani çocukluk nasıl dönemi. Çocukluğunuzu yaşayabildiniz mi daha doğrusu? Hayır, yaşayamadım. Çünkü işte herkes mesela bisiklete biniyor. İşte sürüyor mesela, korkusuzca sürüyor. Ben sürerken yavaş sür, aman dikkatli sür, işte çok çamurla oynama, işte oradan zıplama. İşte mesela merdivenden atlıyor kuzenlerim. Ben birinci basamaktan atlayabiliyorum. Onlar çıkıyor mesela, eğleniyor. Bütün gün eğlenebiliyorlar ama ben bir saate kadar fasulyeden yaşıyor gibi, işte oyunlarda da fasulye oluyordum mesela. Onun gibi fasulyeden bir hayat yaşıyormuş gibiydim yani. Destek aldınız mı? Evet. Psikolojik destek. Aldım. Ne kadar süre aldınız? 24 yaşında psikolojik destek almaya başladım. 34 yaşıma kadar aldım. Ve gerçekten destek almak çok önemli.
Çünkü bunları atlatmak, normal bir hayata adapte olmak çok zor oluyor. Çünkü çevre kalmıyor. Mesela üniversiteye gidiyorsunuz. Arkadaş çevreniz kalmıyor. Çünkü ben üniversiteye 2 gün gidebiliyorum. 3 gün yatıyorum evde. Yani bünye öyle bir bünyeydi. Yani biraz da şunu mu anlamalıyım? Okuyabilmek adına, hayattan geriye kalmamak adına, hı hı, sağlığınızdan hep taviz mi verdiniz? Evet. Yani mücadelem okuyabilmekti. Gerçekten üniversiteyi bitirmek bile, hani insanın hayalleri var ama benim için çok büyük bir hayaldi. Üniversiteyi bitirmiş olmak, bununla devam edebiliyor olmak, okuyabiliyor olmak, hı hı, çok önemliydi benim için. O zamanlar işte arkadaş bulmak, çünkü işte herkes her gün birbiriyle muhabbet ediyor, daha iyi kaynaşıyor. Ama siz bir köşede kalıyorsunuz çünkü onları o kadar görmüyorsunuz, onlarla o kadar yakın olamıyorsunuz. İşte mesela onlar yemeğe gidiyor, siz gidemiyorsunuz, mikrop kaparım. İşte o yüzden eve gitmem gerekiyor diyorsunuz örneğin. Ve bunları o çocuk kalbinizi absorbe etmek. Evet. Kolay olmadı. Onu aslında anlattım kitapta da yani. Neden kahverengi Ela ismi? Ela kızın adı aslında. Renk olarak da ortada kalmış bir renk. Kahverengiye de çekilebilen, işte mavi yeşil hiçbir zaman renkli olamayan bir renk. Ortada sıkışmışlığı temsil ettiği için Ela kızın adı yaptım. İşte hayat onu, aile ilişkileri, aşk hayatı, çevresi, sağlık problemleri hep kahverengiye çekmeye çalışıyor. Ama Ela da mavi yeşil tarafta kalmak istiyor. Renkli bir hayat olsun istiyor. Orada sıkışmış olduğu için kahverengi Ela. Gerçekten hayat sana hep kahverengi yanını mı gösterdi? Evet. Hatta acı kahve tadında bir hayat yaşadım. İşte 30 yaşına kadar, ondan sonra bir toparlanma. 30 yaşında ne oldu da toparlanmaya başladı? Şöyle, ben biyoenerji seansları almaya başladım. Zaten artık hani şey diyorlardı, bugün yarın ölür. Hani siz yapacak bir şey yok. Bu rahatsızlık, evet, ölümcül bir rahatsızlık mı? Yani kendini koruduğun sürece. Bunun tedavisi ilik nakli. Ama benim de 4 yaşındayken nakil olma durumum yoktu ki gelişmemişti Türkiye'de henüz bu. O yüzden de nakil de olamadım. Yani 28 yaşına kadar yine iyi bir hayat yaşayabilir dendi. Ondan sonrası yok. İşte kaslar erimeye başlıyor. Vücut şekil bozuklukları olmaya başlıyor. Yani böyle hani sizi daha ölüme yaklaştıran şeyler oluyor. Ama siz şu an, o zaman şunu mu anlıyorum, doğru mu anlıyorum? Biyoenerjiyle, ilgi alaka duyduğunuz bu enerji konularıyla, enerjinin alt dallarıyla, hı hı, söylenenlere meydan okuyan, teamüllere, evet, aykırı bir rahatsızlığı var karşımda şu an. Evet. Yani aslına bakacak olursanız, yani kendi mucizesini yaratmış bir hastalığı. Evet, aynen öyle. Normal hiç sevmem. Yani. Normal hiç sevmem. Hele hanımefendilere yaş sormaktan hiç hoşlanmam. Kaç yaşındasınız? 36 yaşındayım. 36. Yani aslına bakacak olursanız hani yukarıdan ayarlıdır bu işler. Ben böyle tıbbın falan söylediği şeylere de çok iyi iletişim. Yani bir noktaya kadar itibar ederim. Ama onların dediğine göre, Hipokrat'a göre, evet, siz 8 seneyi havadan mı yaşadınız yani şu an? Hem de iyi bir şekilde. Maşallah. Demek hatta ediyorum. Doktorum bile buna şaşıran, yani kendi diyor demişti bana. Şu an vefat etti, Allah rahmet eylesin. Kendisi işte hani bak güzel yaşadın işte 28 yaşına kadar deniyor. Hani kendisi de bana gerçekten çok destek oldu. Hem psikolojik yönden doktorum iyiydi, yani çok iyi bir doktordu. Hem psikolojik olarak hem işte madden, manen her şekilde destek oldu bana. Pahalı bir hastalık bu. Evet. Yani sosyoekonomik, kültürel seviye, işte ailenin maddi durumu vesaire. Var olanın altında olsaydı bu kadar şanslı olmaz mıydı? Olmayabilirdim. Çünkü aslında babamın durumu iyi değildi. Ben dedemin durumu iyiydi.
O açıdan şanslıydım. Dedem torunlarına çok düşkündü işte. O yüzden de pek bırakmazdı bu işin peşini. Öyle biriydi yani. O iyi yerlerde işte tedavi olmama ön ayak olmuştu. Onun sayesinde biraz değil hatta bayağı annemin sayesinde hiç pes etmedi. Yani ben kızımı en iyi şekilde hani bu hastalığın izin verdi en iyi şekilde uzun yıllarca yaşatmak istiyordum. İdeali oydu. Şimdi bu mucizeyi görüyor olmak onu çok duygulandırıyor ve çok mutlu oluyor. Olmaz mı tabii ki anne? Peki sevgili Yasemin şunu sormak istiyorum. Yani sormazsam olmayacak, dayanamayacağım. Ağır bir soru belki. 4 yaşındaki bir çocuk bunu belki algılayamaz. Ama aklı fikri bilinci yerine geldikten sonra doktorların o kurduğu kaba saba cümleleri duyduktan sonra. Evet. 28 yaşında en geç 28 yaşında emaneti teslim edeceğini bilerek, öleceğini bilerek. Evet. Ama kontrollü bir şekilde yaşamak. Nasıldı ya? Yani onu kaldırmak kolay değil. Yani şu an kendimi 14-15 yaşında, 16 yaşında hissetmeye çalışayım. Bileceğim ki 28 yaşında öleceğim. Beni tutamazdı kimse herhalde ya. Yani çok böyle havai fişek gibi savrulurdum herhalde sağa sola. Kontrolsüz yaşardım. Şöyle 28 bile değil. Ertesi günde ölebiliriz. Aha. Deniyor. Üst limitten bahsediyor. Aynen. 28. Ailem çok yaşamamı istedi işin açıkçası. Ben aslında pes ederdim yani. Pes etmiştim zaten hani. Yeter artık bu. İşte fanusta yaşamak, oraya gitme, bunu yapma, şunu yani kontrolsüzlüğüme izin verilmedi. Yoksa ben zaten öyle çok kontrol seven biri de değilim. O kontrolsüzlüğümü ailem durdurdu. Hani işte yani yasak koydular. Daha uzun yaşayayım, bir gün daha yaşayayım, bir gün daha yaşayayım, bir gün daha yaşayayım. Ellerinden geleni yaptılar bunun için. Araba kullanmak falan yasak değil mi? Araba kullanabiliyorum şu an. Ha. Sıkıntı yok ama ben bir atak geçirdim bu rahatsızlığın üstüne. Pıhtı attı zihnim. Ay, beynim. Ondan sonra yarı böyle sadece ellerimi oynatabildim bir ay kadar. İşte ondan sonra araba kullanmam yasaklandı çünkü yolda olabilirdi, birine çarpabilirdim. Hani kendime zararımı geçtim, başkasına zarar verebilirdim. O yüzden işte hala o korkum var mesela. Yani o ataklar yok, bitti ama o korku devam ediyor. Ne tetikliyor peki bu atakları? Kan pıhtı yapıyor vücuttaki kan. Bir yerde pıhtı atıyor. Sulandırıcı içiyorsunuz. İşte kan sulandırıcılar içiyorum. Bunun sebebi de genelde psikolojik deniyor. Yani stres, sinir işte. Zaten çoktu benim hayatımda bu. O yüzden de vücut bir yerde hani fişi çekiyor. O eksik kalmaktan ya da sürekli bir ayağının frende olmasından dolayı mı öfkeliydin hayata karşı, evet, insanlara karşı? Evet. Yani bir de bu görünmüyordu işte. Yasemin çok rahat bir hayat yaşıyor. El bebek, gül bebek. Bak annesi onu el üstünde tutuyor. İşte her şeyine dikkat ediyor. Çok özenli davranıyor. İşte iyi bir evde oturuyor. İyi bir yaşamı var. Kimse sormadı bana o evde nefes alabiliyor muydum? Kimse bunu sormadı. Ya da yarın ne olacağımı bilmeden korkuyla her gün uyuyorum. Sabaha uyanır mıyım acaba? Hiç bu alt metin, o enkaz görünmedi. Yasemin prenses gibi yaşadı mi acaba? Yasemin aşkı tattı mı? Tattı ama sonu kötü bitti. Tatmış olmak da güzel ama. Evet, onu yaşamak güzeldi.
Peki sonrasında Kahverengi Ela kitabının ortaya çıkması, hayatını anlatman bir şekilde bir senin arınman mıydı bu? Hani evet, bütün toksinlerden atmak, her şeyi kağıda dökmek. Terapi gibi başladım buna. Yazmak yani evde ne yapılabilir işte. Madem dışarı yok, işte hayat yok. Evde ben ne yapabilirim? Bir şeyler yazayım dedim. Günlük tutan biriydim zaten. Bunun üzerine bir şeyler yazmaya başladım. Baktım bana iyi geliyor ve gerçekten yolumu, bakış açılarımı değiştiren bir süreçti benim için. 6 ayda yazmışsın. 6 yıl. 6 yıl pardon özür dilerim. 6 yıl. 6 yıl çok uzun bir zaman değil mi? Çok uzun. Çünkü uzun evet yani. Ama bunun sebebi şöyle size nasıl tarif edeyim. İşte burada bilgisayar var önünde ya da kağıt kalem var. İşte sırtımda yastık, kollarımın yanlarında yastık. Ben böyle işte ağrıdan duramıyorum. Ağrılar çok oluyordu kaslarda, kemiklerde. Böyle yazdım. Yani iki. O yüzden de 10 cümle yaz, tamam yoruldum. Yani kalp ritmi falan hepsi bozulmaya başlamıştı artık zaten. Bu kadar bu enerjiler, bu kuantum vesaire falan dediğiniz enerji çalışmaları falan bu kadar tüm bu yan etkilere, tüm bu yaşadıklarınıza yani şu an benim karşımda evet aynı hastalıkla evet. Hayata devam eden bir kadın var. Ama bu kitabı yazdığınız zaman içerisinde yani bundan 6 sene öncesinde yani kaç oluyor 28 yaşında olduğunuz evet. Dönemde siz işte dimdik iki elim şu şekilde ağrılar içerisinde, o ağrılar içerisinde bu kadar fanusun içerisinde gerçekten net bakıldığında benim şu an karşımda hasta görüntülü bir kadın yok. Çok şükür. Çok şükür. Ama 6 sene önce iliklerinize kadar o hastalığı yaşıyordunuz. Hani mecaz anlamda da gerçek anlamda da bu böyleydi. Evet. Gerçekten bu enerjiler bu kadar mı fayda etti? Ben de işin aslı hiç inanarak gitmedim zaten. Hani son şans işte bir deneyelim. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine başladım. Yani amaç şeydi hani hiç bari ağrılarım hafiflesin. Hiç bari bundan biraz arınayım, temizleneyim de. Gitmeye başladıkça faydasını gördüm. Baktım ağrılarım azalıyor. İşte mesela kalp ritmim 130'a çıkıyor. 120'ye düştü. İşte 110'a düştü. İşte bu seans aldıkça. Sonra dedim ki madem bana iyi gelen bir şey ben bunun eğitimini alayım. Ben bunun üzerine yine rahatsızlığım devam ederken eğitimini almaya karar verdim. Yani ağrılarım geçmişti ama yine bir şekilde çok da yolunda gitmiyordu hayatım. Eğitimini aldım. Kendime çalışmaya başladım. Kendime çalıştıkça da daha faydasını gördüm. Tabii ekstra bilinçaltı meditasyon seansları aldım. Onu da öğrendim. Çünkü o da iyi gelmeye başladı. Çünkü psikolojik olarak olumlu bir şeyler değiştikçe hani kodlamayı da değiştirmeye başlıyorsun. Bu sefer hani daha sağlıklıyım, işte eskiye göre daha iyiyim. Bilinci oluştukça bugün daha iyiyim, bugün daha iyiyim. Yani her gün, bilmiyorum mucize yani hani herkeste bu etki olmayabilir. Zaten tıbbi müdahale içermiyor bu enerji yapmak ama bende bu etki oldu. Bu mucizeyi ben yaşadım. Başkaları yaşar mı? Bilemiyorum ama çok gerçekten bu kadar faydasını gördüm. Yani. Peki Türkiye'de kaç tane aynı teşhis hasta var? Türkiye'de ne kadar bilmiyorum ama talasemi hastası çok. Aha. Talasemi derneği var hatta bununla ilgili. Katılıyor musun çalışmalara? Yani ben bunları yaptım, fayda gördüm, siz de yapın. Gibi. Aslında katılmıyorum sanırım hani o ortama tekrar girmek istemiyorum. Kendimi bundan uzak tutuyorum sanırım ama neden olmasın? O psikolojiyi iyi anlarım. O psikolojiyi iyi anlarım. Herkes aynı hastalığı aynı şekilde tartamaz evet. Ve örneklerle özellikle negatif örneklerle karşılaşmak yüreğe ağır gelir. Hı hı. Ama hani belki bir video çekerek
10-15 dakikalık. Evet. Arkadaşlar bak ben buydum. Hı-hı. Bana bunu söylediler. Evet. Ben de sizin gibi öleceğim günü beklerken hani ben bak bugün bunu yaşıyorum ve ben bugün 34 yaşındayım, 35 yaşındayım. Evet. Hani kitabı belki öyle yazma bir... amacım da biraz. Aha, hani evet kitabı yazmak çok kıymetli. Evet. Ama hani belki o derneklerde bir 5-10 dakikalık böyle bir TEDx konuşması gibi. Evet olabilir. Bir şey olabilir. Podcast. Sanki o hayatlara dokunsan çok güzel olacak ve sana da kendini iyi hissettirecek. Gidip bizzat orada konuşmak evet senin yüreğine ağır gelebilir. Orada kendini izole tutmanı anlayabilirim. Çok insani. Ama o, dokun ya. Evet, hayatlara dokunmak önemli. İsterim. Çok kıymetli, çok önemli. Pekala. Kahverengi Ela bir hakikaten aslına bakacak olursan bir yaşam mücadelesi ve ibret olsun belki de. Ya da pes etmemeyi veren. Bir gün aklıma şey geldi. Çok da sevdiğim büyüğümdür. Çok severim. Gülsel Amudayıcıoğlu. Bu ve benzer hikayelerden çok beslenir evet. Biliyorsun. Bir gün hayatının beyaz perdede ya da dizide olması fikrine ne diyorsun? Neden olmasın? Olabilir. Yani çünkü yani hayal kurmak bedava. Gerçekleşirse daha güzel olur. Çünkü ben bunun devamını da düşünüyorum. Seri olarak yazacağım. Aha. Çünkü bir yerde kaldı. Hani kalın görünse de hepsini oraya aktarmam mümkün olmadı. O yüzden ikinci yazmayı düşünüyorum mesela. Olabilir. Bu da benim için bir hayaldi ve gerçekleşti o yüzden. Ben hayal kurmak bedavadır sevmiyorum cümle olarak. Ben neyi daha çok seviyorum biliyor musun? Hayal kurmak başarmanın yarısıdır. Doğru. O daha beni motive eden bir cümle. O yüzden hayal et. Neden olmasın? İlerleyen zamanlarda bir bakarsın. Olur. Umarım oturur olur. İzleriz. Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum ki geldin. İmzaladın mı kitabı bana? İmzalayayım. İmzala mutlaka çünkü bir solukta okuyacağım. Çok merak ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Mutlaka da yorumlarımı yapacağım. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. Siz de iyi ki davet ettiniz. Ben de teşekkür çok ederim. Çok sağ olun. Ve Sağlıktan Haberlerin bu bölümde sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek sevgiler, hoşça kalın.